Herkese merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Bugün vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Müminin görevi yoklukta sabretmektir" sözünü soracağız. Videolarımızı izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. O sarayın sözü. Bizle ilgili bir şey yok. Neden abi? Niye olacak? Adam kendisi önce sabretmesini bilecek. 5 milyarlık sarayda oturuyor. Günlük gideri 10 milyon TL. Bize de sabretmek düşüyor, öyle mi? Evet. Bu çok saçma bir şey ya. Müminin makbulü, iyisi sabreden. Müminin iyisi komşusuna yardım etmektir. Müminin iyisi komşusu açken tok yatmamaktır. Kendi smoothie'lerle yaşarken bize de sabretmek mi düşüyor? Öyle. Ben bunu kabul etmiyorum ya. Ne böyle olacak abi, nasıl olacak? Nasıl olacak? Bu düzen değişecek. Değişir mi? Umarım değişir. Hayırlısı. Vatandaş bilinçli olursa, verdiği vergilerin nereye gittiğini sorgularsa o zaman değişir. Sorguluyor muyuz abi? Bana göre sorgulamıyoruz. Bana göre sorgulamıyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim, bir örnek vereyim size. Cebinizden 5 lira çalsam, gücünüz yeterse beni döversiniz. Yetmezse polise gidersiniz. Ben vergi veriyorum. Günlük. Yani doğduğumdan bu tarafa, çocuk bezinden bugüne kadar 65 yıldır vergi veriyorum. Bunu ben hesabını sormuyorsam, ya benim verdiğim vergi nereye gidiyor? Ben niçin vergi veririm bir vatandaş olarak? Bana hizmet olarak geri dönsün diye. Bu dönmüyorsa, kendi lüksü için ya harcıyorsa bunu, o zaman sorgulamak gerekir. Maalesef biz bunu yapamıyoruz vatandaş olarak. Belki de bu daha önceki askeri darbelerin etkisiyle korku haline gelmiş. Vatandaş korkudan bir şey söyleyemiyor. Cesaret edelim. Ya korku. Çok teşekkürler. Rica ederim. Kolay gelsin. Başka bir mümin ne yapacak ki? Sabretmesi ne yapsa yani, bir şey mi yapacak? Çaresi yok. Çaresi yok yani. Başa geçen kim gelirse gelsin, değişen hiçbir şey yok yani. Niye abi? Valla ben emekliyim. 20 senedir aldığım 2 milyar 300 bin lira para. 20 senedir emekliyim. Bunu yiyeceğim, nereye götüreceğim bilmiyorum hani. Parayı götürenler, zenginler söylüyor genelde bunları. Tamam. Neden hep garibana sabretmek abi düşüyor? Tartışmaya gerek yok. Bizim kanunlarımız düzgün değil. Kanunları kanun koyucu yaparsa biz rahat ederiz. Ama kanunları siyasetçiler yaparsa biz böyle perişan oluruz. Kanunları kanun koyucu yapacak. Ne yapacak? İyi kanun yapacak. Dar geliri rahat edecek. Ama mağdur olmayacak. Tabii, ama sen bugün hangi parti olsun? Milletvekilleri kanun çıkardığı zaman bu millet perişan olur. Nereye gidersen git. He. Almanya kurulları kaç sene olmuş ya? Bizden çok sonra kuruldu. Adamların durumuna bak. Rusya bizden önce Rus Cumhuriyeti kuruldu. Savaşı atlattı Almanya. Biz ne yaptık? Hiçbir şey yok bizde. Eyvallah. Niye? Biz de daha geriyiz. Gerilik, zengin çok zengin, gariban çok gariban. Bu olay bitmiş ya. Yani. Sağ olun, teşekkürler. Sabır sabır sabır, nereye kadar sabretmek? Niye abi? ne yok ki? Neyini sabredeceksin? Olmayan şeyin sabır olur mu? Yokluk yok mu? Yokluk çok. Yokluk var. Ona sabredecekmiş. Neyini sabredecek? Aç adam sabreder mi? Vallahi sabredecek artık, şeye dayandık. Uçak kemiğe dayandık. Aynen. Ne olacak abi? Bilmiyorum bu ülkenin sonu. Allah sonumuzu hayretsin. Abi çok sağ olasın. Hep sabrediyoruz da sabrın sonu neydir yani? Selamettir de biz selameti göremeyeceğiz. Ömrümüz yetmeyecek. Hep sabretmekle mi geçiyor? Sabretmekle mi? Hep vergilerle geçiyor, zamlarla geçiyor. Başka bir şey yok yani. Başka ne var? Hep yok mu? Senin Afrika'da, Konya'ya kadar ilim var mı? Nasıl yani? Tayyip Erdoğan öyle bir şey varmış. Afrika'da Konya'ya kadar ili varmış. Şeyde İsviçre'de 27 ton altını varmış. Bunu bilmiyor musun sen? Yok. Nasıl muhabirsin sen ki o zaman? Abi biz bilmiyoruz. Biz ha sen bilmiyorsun. Anladım abi. Hayat şartları zor. İnsanlar aç. Gerçekten aç. Şu sigara bile maliyeti 2 lira. 2 lira, 2,5 lira. Ben veriyorum 14,5 lira.
Bu hak mı yani? Hani İslam'da şöyle bir şey vardır. Sen tokken, komşun açken uyumak yakışmaz, haram. Nerede bu? Nerede bu? İnsanlar hep kendine çalışıyor. Milleti düşünen yok. Herkes cebini nasıl doldurur? Ona bakıyor kardeşim. Başka bir şey yok yani. Evet. Ben teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar. Bence doğru söylemiş yani. Adam haklı. Mutlulukta sabır mı etmek lazım? Sabreden ermiş muradına yani. Ne diyeyim? Adam haklı konuşuyor. Sabretmek lazım her şey zamanla. Değil mi? Yavaş yavaş olur diyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Abi siz ne düşünüyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki yoklukta sabretmek müminin dedi görevidir dedi. Doğrudur. Zor dönemden geçiyoruz. Gerçek zor dönemden geçiyoruz yani. Sabretmek lazım diyorum. Ya yapacak bir şey yok. Evet. Ya yapmasak daha iyi ama yok yani. Olmayınca olmuyor. Ya yok yani. Her şey... Davuşta kalmadı mı abi? Ya çünkü düşün, sen kendi evini düşün. Ne yapıyorsun? Çocuğun birine layıktan alıyorsun. Yetmedi mi küçük çocuğa da normal alıyorsun. Aynı onun gibi yani. Yani yok yani. Gerçek zor dönemden geçtik yani. Şu virüs olayı bile çok geriledi yani. Hepimizi geriledi. Şey değil yani. Her şeye zam da geldi. Gelmesi iyi ama geliyor yani. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Evet, zaten Türk insanının misyonu sabretmek oldu zaten. Bu koronadan sonra, Covid-19'dan sonra bizim başka bir misyonumuz kalmadı. Yani bilmiyorum artık seneye, ben Antalya'da yaşıyorum şu anda. Yani dışarıda yatan insanlardan bir tanesiyim. Bunu gururla söylemiyorum. Ne yani, utanarak söylüyorum ne yazık ki. Ve bir dahaki sene, yani korkarım ki 2021'de dışarıda yatan insanlarda patlama olacak yani. Eğer bu virüs başımızdan def edemezsek kısa sürede, bu dışarıda yatanların sayısı çok daha artacak. Allah korusun, insanlar yani birbirlerine zarar verebilir yani. Çünkü aç köpek fırın deler demiş eskiler, yani eski atalarımız. Yani durum, ben gidişatı ben iyi görmüyorum. Yani tamam, sabır güzel bir şeydir ama şimdi şükür etmek ayrıdır, aza tamah etmek ayrı bir şeydir. İkisini karıştırmamak lazım. Hiç olmayan adam ne yapacak? Hiç olmayan sabredecek. Hiç olmayan derken yani ekmeği olmayan yani mı? Hiç parası olmayan. Parası olmayan devletten istemesi lazım ama o işte da onu da isteyemiyor. Ne yapacak bilmiyorum. Artık hayırseverlerden bir beklenti içerisine girecek. Onlar da işte yani onlardan da bir şey çıkarsa. Devletin bakamadığını halk nasıl baksın abi? Devlet bir tane vatandaşa bakamıyorsa. Aynen. Halk nasıl baksın? Aynen öyle. Yani tabii ki bir ülkede bir ülkede devlet eğer vazifesini yapamıyorsa zaten, ya düşünün hani, ya böyle bir ortamda biz bize yeteriz diye bir kampanya çıktı. 10 lira istendi vatandaştan. Aynen. Yani 10 lira tamam, büyük bir meblağ değil. Ama yani insanlar zaten can çekişiyorlar yani, tabir caizse. Yani esnaf vergisini veremiyor, kirasını ödeyemiyor. O haldeyken yani ben gerçekten, ben hükümet yetkilisi olsam utanırım. Ben yani vatandaştan, bırakın 10 TL'yi, 1 TL dahi isteyemem. İsteyemezdim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi bununla alakalı değil de genel olarak hali hazırdaki durumumuz için söylenecek çok şey var. Geçenlerde ben bir şey görmüştüm. Papa Afrika'daki açlar için dua ederken altın yaldızlı varaklı şeyde oturuyor gibi. Şu an Türkiye tamamen o şekilde gibi görüyorum ben. Kendileri yani Diyanet'in bindiği araba, müdürlerinin eşine çekilen araçlar. Yani onlar sabretmiyorlar. Her şeyi en güzel şekilde dünyada, tabii gerçekse, cennet gibi bir hayat yaşıyorlar. Yani lükslük manasında. Şatafat için diyorlar. Gibi. Ama bize de sabrı, sabırlı olmamızı deniyorlar. Zaten Türk milleti olarak gerektiği kadar sabırlı olduğumuzu düşünüyoruz ama daha fazla sabır da bize zarar veriyor. Yani attığımız her adım halkımıza zarar veriyor. Genel olarak öyle değil. Türkiye'nin durumu mu? Evet. Türkiye'nin durumu, ben yurt dışında yaşıyorum. Evet.
dışarıdan baktığım zaman hani burada yaşayan hani Almancıları çok görüyorum. Ben sizi de takip ediyorum, izliyorum. Hani ya Türkiye çok güzel, yaşanması gereken yer. Evet, kendi vatanım tabii ki de öyle. Ama yani kardeşim benim Kayseri Belediyesi'nde çalışıyor. Sözleşmeli. 2-3 sene önce Davutoğlu işe alacağız, sizlere kadro vereceğiz dediler. Kardeşimi işe aldılar. Geçenlerde aldığım maaş 2700 TL. Bunu neye göre hesaplıyorlar biliyor musunuz? 105 çarpı, örnek veriyorum, günlük birim fiyatı ne kadarsa, evet, artı 26 gün. Yani bir pazar gününü dahil etmiyor. Yani bu pazar günü çalışma imkanı olsa çocuk çalışacak. Bırakıyor yani ailesini falan. Bu çocuk kira veriyor. İki tane çocuğu var. Bir tanesi ikinci sınıfa gidiyor. Nasıl yaşayacak? Yani onlar da bir insan. Her insanın nefsi var. Dışarıda yemek yemek istiyor. Yani dışarıda... Tatile gitmek istiyor. Yani onlar geçtim ama nefis tabii ki ister. Onlar artık lüks gibi kalıyor. Ama Almancılara sorsanız Türkiye çok güzel. Evet, orada sen 9 çarpı 9'la maaş alıp gelip burada harcar tatilini yaparsan Türkiye yaşanılması gereken bir yer. Kesinlikle öyle ama param varsa biraz öyle. Eyvallah. Rica ederim. Vallahi ne bileyim. Ne diyeyim ya? Yoklukta sabretmek mi müminin görevi? Sabretmek tabii. Sabrediyor musunuz? Ediyorum. Ya da yoklukta mısınız? Yokluktayız yani. Ne kadar daha sabredeceksiniz? Vallahi ne bileyim. Ömür yettiği sürece sabredeceğiz. Başka ne yapalım? İşimizi sıkacağız diyorsunuz. Yani ne yapalım? Yapacak bir şey yok. Yok, yapacak bir şey yok. Eyvallah. Çok teşekkür ederiz. Tamam. Doğru diyor. Haklı mı? Haklı tabii. Ben Tayyipçiyim sapana kadar. Eyvallah. Sapana kadar AK Partiliyim. Mümin gariban sabretmek zorunda mı? Ben kendim tabii ki, ben de garibanlara bakan bir gireyim. Garibanlara, yoldaş olan sırdaşlara, mağdurlara bakıyorum. Ben kendim mesela atıyorum sanatçıyım, solist. Ünlü bir 94 sanatçıyım. Kendim Kibar'ın yeğeniyim. Kimin? Kibariye sanatçı. Kibari, onu söyleyeyim. Evet. Çıkar mı telefonda? Çıkar. Hı. Duysun, kendi de duysun. Öz kuzenim. Kuzenim oldu daha doğrusu. Bilmiyor mu kendi? Sizin sanatçı olduğunuzu? Biliyor. Ha, biliyor değil mi? Eski sanatçıyım ben, çok eski. Evet. 9 yaşında. Öyle yani. Yani mümin sabretmeli diyor. Tabii. Sabretin. Çok sağ olasın. Sabredenler numaradan ermiş derler. Evet. Doğru demiş. Katılıyor musun? Evet, katılıyorum ben. Sabrediyor mu yoklukta olan vatandaşlarımız? Yok, kısmen. Kısmen. Yerine göre diyor. Evet, yerine göre. Sende yokluk var mı? Bende kısmen. Yokluk var gibi yok. Yok gibi var. Var gibi yok. Aynen, diyor. Var gibi yok. Sabrediyor mu? Evet, her zaman sabrediyorum. Ne diyor? Yani illaki karşıma bir yol çıkacak, düzgün bir yol çıkacak. O yolda ilerleyeceğim ve güzel yerlere varacağımı düşünüyorum. Sabrediyorum yani. Dişimi sıkıyor mu? Aynen, dişimi sıkıyorum her zaman. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Mümkün. Vallahi abi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemizi şu ana kadar her konuda diğer eskilere göre daha iyi konuma getirdi bana göre. Ama hatası yok mu? Var. Şöyle de söyleyeyim sana. Hatasız kul olmaz. Başkanımız söyledi bize işte, sabredin. Sabrın sonu selamet mi? Orasını Allah bilir. Zaten Allah'ın emirlerinin birincisi de sabırdır, şükürdür. Bunu bilirsiniz. Herkes, tüm Müslümanlar, tüm Müslüman alemi bilir. İnşallah abi, Allah'a bıraktık her şeyi. Allah bizi en sonunda... Vallahi abi... Allah'a kaldık. Her zaman zaten Allah'a kaldık abi. O ne derse o olur. Emin ol, herkes bir... Nasıl söyleyeyim sana? Herkes bu hayatta belli bir görevi var. Herkesin bu hayatta birilerini etkiliyor. Emin ol, siyasi partilerdeki, başımızdaki olanlar da Allah tarafından gönderilen insanlar. Zaten biliyorsunuz. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor olacak. Her zaman ümidimiz bu yani. Eyvallah, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.